Iveco şirketinin açılımı varmış Kadir. Her markanın olduğu gibi Industrial Vehicle Corporation birleşiminden olunuyormuş. Yani bunun Türkçesi de Endüstriyel Araç Şirketi. 28 bin lira civarı gibi bir sadece bize bu lambalara fatura çıkarıldı. Göz görsün görmesin. Her yerinde bir lambamız mevcut. Şunlar zorunluymuş Samet. En önemli şey söylemedik Kadir. Arkadaşlar arabamız otomatik vites. Hayvah, biz bunu nasıl unuttuk ya? Bir kere daha onaylı diyebilir miyiz? Onaylı. Onaylı. Yo, this a war zone, homie. Say you ready and prepare. Take a minute, make them aware. Well, I be sneaking in the back, but it's worth the clap. Homie, life ain't fair. Caught me crawling through the mud with a vision, saw it clearly. Born a shepherd to these sheep, make them fear me. This a war zone, trashed out, trap house, nothing ever given. Yeah, every day's a blessing. Thank the Lord on how I'm living. See me riding with my top down. All cops round, pedal pressing on the gas. I don't think I'll ever stop. İşte benim aracımdan hepinize merhaba arkadaşlar. O günlerdir dillerden ve Instagram storylerimizden düşmeyen Samet biliyorsun. Nardo Dragon. Nardo Dragon çalışıyor. Yani Kurtuluş abimiz kapanmış, pazar yerlerinde. Kusura bakma abi, valla kamerayı koyacak yer bulamadık. Devam abi. Devam. Kurtuluş abimiz pazar yerlerinde devam ediyor çalışmasını. O yüzden bugün de aradım. Kurtuluş abi bugün videoyu çekebilir miyiz abi dedim. Dedi ki Kumbada pazardayım. O yüzden dedim ki abi ben geldim buraya kadar yani videoyu çekmeden dönmem. Dedim ki al arabaya git. Bir su tut abicim. Biliyorsunuz ki pazarlarda araba ister istemez kirlenebiliyor. Samet, Nardo Dragon'un Instagram'da çok tanıyan oğlu artık. Arkadaşlar nerede Dragon dediniz? Nardo Dragon geldi. Kesinlikle öyle. Bu zamana kadar siz istediniz, biz de çektik. Aslında kanalımızda ilk defa bir son model araba oluyor Kadir. Evet. 2023 model bir Iveco ile karşınızdayız. Iveco Daily ile. Aslında aracımız kamyonet olarak alınmış. Sonradan arkasına karoseri eklenerek bu hale getirilmiş. B sınıfı ehliyet kullanabiliyor biliyorsun. 1970'lerden beri bu firma devam ediyormuş araba üretimine. Yani o yıllarda kurulmuş. Gayet de başarılı bir araba firması. Şu anda zaten sınıfının bir numarası diyebiliriz. Ticari taşımacılıkta. Iveco şirketinin açılımı varmış Kadir. Her markanın olduğu gibi Industrial Vehicle Corporation birleşiminden olunuyormuş. Yani bunun Türkçesi de Endüstriyel Araç Şirketi. Bu şekilde bir marka yapmışlar kendilerini. Yani isminin de bir anlamı varmış. İtalya merkezli bir araç şirketi. 3 ülkeden 5 firmanın birleşiminden oluşuyor. Ortak grup şirketi. Bunlardan en bilinenleri mesela Fiat, Lancia, Magirus. Şirketin Iveco'ya bence katkısı olmuyor. Aracın sahibi Uğur Tünay. Fakat Kurtuluş abim ilgileniyor yani her şeyle. Ay'a gittik. Aracı aldığımız gün. Yani aracı tabii almamız birkaç ay sürdü biliyorsun. Sıfır araba işlemleri. Ortalama 2023'ün ilk aylarında Kurtuluş abi dedi ki hadi gidiyoruz. Özgözde'deyiz. Daha önündeyiz. Aracın faturaları daha camda. Uğur Tünay'a hayırlı olsun yazıyor. Hadi gidiyoruz. Ben nereye abi? Doğru aksesuarcıya. Burada Aos Design var. Nerede? Otosansit yolunda Bursa'da. Ona bıraktık aracı. Oradan döndük geldik. Daha sıfır aldığımız bir aracı. Ortalama 50 kilometre yapmadan başkasına bıraktık. 10 gün sonra bu halde aldık arkadaşlar. Zaten turuncu lambalar her türlü belli oluyor ama üst çakarlar. Yani bazı abilerimiz sol şeritte biliyorsun ki fazla bekleme yapıyorlar. Yol vermedikleri zaman üstten çakarları açıyorsun kardeşim. Yani aracın içinde şimşek düşmesi mi dersin artık? Havayı gündüze çeviriyor yani. Arkadaşlar ortada büyük bir emek var. Tabii ki de çok gönül isterdi ki Kurtuluş abi burada konuşturmak. O bambaşka konuşurdu bu araç için. Fakat Kurtuluş abi biliyorsun işinin başında. Kurtuluş abi... Ay. Sıkıntı yok abim. Sıkıntı yok abi, estağfurullah. Önünün artık arkadaşlar.
Kurtuluş abi işinin başında Samet, biliyorsun. Az önce de kendisi bizi ağırladı. O gelemeyeceğine göre aracın yanında biz konuşacağız. Uğur abi bu arabayı sıfır çıkardı. Yani hiçbir zaman stok bir şekilde binilmedi bu araba. Benzin almadan arabayı yapmaya gittiniz siz. Yani emsalsiz diyebilir miyiz? Çünkü son model bir araba. Henüz şu an yapan olmamıştır diye de düşünüyorum. Türkiye'de ilk desek yeri midir? Kesinlikle yeridir ve şunu söyleyeceğim Samet. Biliyorsun ki evde de araştırıyoruz, yani videoya gelmeden önce birkaç bilgi alıyoruz araçlarla ilgili. Dedim ki araştırayım bakayım hani emsali var mı? Şimdi videoda emsalsiz dersek bir sıkıntıya olmasın. Büyük konuşmuş olmayalım daha doğrusu. İnternete girdiğimde bunun servis olanları, yani Iveco'nun servis çaplı olanları, hani yolcu taşıyıcı olanları var. Öyle çok güzel VIP şekilde yapılmış ama kamyonet tarzında ilk daha. Arkadaşlar biliyorsunuz Kadircan bu firmayla beraber çalışıyor. Bu arabayla iş yapıyor. Ya pazarlara girince şöyle insanların tepkisi nasıl oluyor? Hani 2023 bir model bir arabayla sonuçta pazarda iş yapıyorsun. Yeri geliyor bunun arkasına marul atıyorsun. Yeri geliyor yeşillik dolduruyorsun. Ya o konuda şöyle bir şey söyleyebilirim. Yani ben burada şu an araç sahibinin sözcüsü gibi olmuş olayım Samet. Bugün kanalda ben misafir olarak yani görmeyeyim. Sen tanıyorsun arabayı şu an. Kesinlikle, çünkü bindiğimiz için söylüyorum. Biliyorsun ki sıfır olmasa bile her insanın kendi malı gözünde çok çok değerlidir. Ve kendi malına bir poşet mal atamayan, yani arabayı kirletmeye kıyamayan insanlar. Arkadaşlar şu an aracımızın mali değeri 1,5 milyona yakın. Ki şu anki değeri yani. Kesinlikle. İlerleyen zamanlarda ne olur bilemeyiz. Bugün bir Tofaş 100 bin lira, 90 bin lira, 80 yok, bin lira. O yok bile yani. Yok yani, emin ol. Artan piyasadan bahsediyoruz. Fakat biz her ne kadar bu arabaya böyle çok kız gibi baksak da arkasına günlük 3 ton, 4 ton yeri geliyor, 5 ton mal atmak zorundayız. Azami sınırların üstüne çıkmak zorundayız arkadaşlar. Yaptığımız iş belli. Araba çok çamurlu olabiliyor fakat Samet biliyorsun ki yıkanınca geçmeyen hiçbir şey yoktur. Ta ki kalpteki kırıklar geçmez. Çamaşır suyu bile etki etmez yani. Kesinlikle. Onu tatlı söz yumuşatır herhalde. Arabayla Samet pazarın içine girdiğimiz zaman ya bambaşka bir his. Ya şunu şöyle söyleyebilirim. 98 model bir kamyonla veya 2000 model bir kamyonla, ya da şunu söyleyeyim, 2020 model, 2023 model bir başka marka arabayla da girebilirsin bir yere, ama böyle Iveco ile girdiğin zaman şu ışıklar, bu şeyler şöyle köşeye bir gelsin, bir görün o geceki halini. Luna Park gibi diyorsun markaya adeta. Markaya bakamıyor adam. Kesinlikle. Şöyle bir bakıyor, bu ışığa bakıyor, bu ışığa bakıyor, oradan bir şey gözüne çarpıyor, oraya gidiyor. Acaba bu Iveco mu? Bunu da tanıtmış olalım burada. 3 tane TikTok, Instagram, YouTube adresimiz. Takip edip abone olursanız seviniriz bu arada. Samet, ayrıntı çok. Yani kardeşim ortalama yan, ön, arka ve üstleri de söyleyecek olursak 200 aşkın bir lamba var. Bunu bir akü taşıdığını düşünmüyorum zaten. Kamyonlarda çift akü bulunuyor ama bunun için ayrı bir akü çektiklerini düşünüyorum açıkçası. Yani bu kadar lambayı zaten bir akünün kaldıracağını ben de düşünmüyorum Kadir. Kesinlikle. İlla ki ilaveten bir ek şeyler eklenmiştir. Modifikasyonlarını inceleyelim. Kadir neler yaptın bu sinyal lambalarından başka? Benim göremediklerim. Şimdi Samet şöyle bir şey söyleyeyim. Yanlış bilgi vermemek amaçlı söylüyorum bunu. Biz aracı bıraktık döndük. Yani 7 günlük bir aşama sonunda bize bir liste verdi. Ali Osman tamamen kendi kafasına göre döşedi. Yani biz kalkıp da tamam şu lambadan tak dedik ama hani şu lambayı şuraya 5 tane olsun, şuraya 3 tane olsun demedi. Kendi hayal gücünde geliştirdi bunu. Ve karşıya çıkan tavırla şunu söyleyebilirim arkadaşlar. Tabii ki bu ekstra lambaları görüyorsunuz. Tünay tabelası, üstteki 2 adet çakarlar, ızgaralıklarımız, ön tampon ekimiz, yanlarda lambalarımız devam ediyor. Bunda zaten ara geçişlerde göreceksiniz. Arkada Samet, arka farları fabrikanın bu konuda bir eksiğini söyleyebilirim. Yani eleştirmek olsun bu da. Arka stoplarını kamyonun Tofaş gibiydi yani. Çünkü araba şu an arkadaşlar, bu karoser normalde orijinal alındığında yoktu. Yok. Sonradan yapıldı bu karoser. Normalde kamyonet şeklinde bu araba. Sıfır çıktığı için sadece nasıl diyeyim sana, iskeleti bilir misin? Şasesi var evet. Şase. Arka şase var, kupa var. Öyle de zaten ilerleyebiliyor biliyorsun. Sonradan kupa üstüne monte ediliyor. Fakat modifiye tutarına söyleyecek olursak, bizzat zaten Kurtuluş abilerle ben gitmiştim. 28 bin lira civarı gibi bir sadece bize bu lambalara fatura çıkarıldı. Helal hoş olsun bence. Yani Uğur abi de her zaman öyle söyler. Giden parayı kafaya takmaz Uğur abim. Ama bir arabayı gerçekten bu kadar mı güzel gösterir lambalar? Kasa konusuna gelecek olursak, kasaya büyük bir meblağ ödedi diye hatırlıyorum. Uğur abi 80-90 bin liralardan bahsediyordu. Yani kasa deyip geçmemek lazım. El emeği, göz nuru, çok büyük bir işçilik var. Yani arabada 110 bin lira ekstra var Samet açıkçası, sıfır araba olmasına rağmen. Kadir konfor olarak diğer markalara nazaran nasıl bu araba? Samet,
tarafsız olarak bakacak olursak, daha önce çalıştığım, tabii şu anki çalıştığımdan daha ufak çaplı yerlerde, şunu söyleyecek olursam, Gazelle vardı sıfır biliyorsun. Ona da bindim. Iveco'ya da bindim. Mitsubishi'nin de yeni kamyonlarına, Ford Transit'in de bindim. Transit'e şu gözle bakabiliriz. Biliyorsun ki Transit Iveco'ya göre daha ufak bir araba. Kasa yapısı ona göre. Tabii Transit'e de büyük bir kasa koyabiliyorsun. Şu an tamamıyla ticariler üzerine yorumladığımız için Transit serilik bakımından bugün BMW ve Mercedes bütün araçlarla kafaya tutulabilir yani. Tamam, Mercedes her türlü geçer ama hani Transit'in seriliğini burada size öne çıkarmak istiyorum. Fakat tamamıyla Gazelle ile bir sınıfta tutulamaz. Gazelle'nin mesela ben şeyine hastaydım. Konfor hiç yoktu abi. Sıfır arabayla gidiyorsun, tak tuk vur. Hatırlar mısın? Süspansiyonlar aktif değil. Hatırlar mısın? Fiat Mario'da bir geyik testi yapmıştık. Arka tekeri kaybetmiştik. Hani orada bir teker düşmüş demiştik. Tamamıyla aynı. Konfor sıfır Samet Gazelle'de. Fakat bu araçta şunu söyleyebilirim. Mesela Transit'te konfor çok yüksek. Her ne kadar kasa bir tık daha ufak olsa bile cid içinde o taksi yani sedan konforunu alabiliyorsun. Fazla yüksek bir şekilde. Bu araçta da Samet ağır arabası ya. Bunu hani biraz kaba şekilde söyleyeceğim ama ağır arabası yani. Babalar biner, paşalar biner herhalde. Çünkü Gazelle dediğimiz araçların şu an piyasası 500.000-600.000 arası değişirken bu araç tam Gazelle'den 3 tane, Transit'ten 2 tane. Diğer markaları Mitsubishi tarzı şeylerden herhalde bir 3-5 tane alıyordur. Yani bunu yorumlamak istedim. Konfor açısından Transit'le kafa kafaya gelebilir mi? Evet, okey. Fakat yakışıklılık ve makyaj konusunda bence sınıfının lideri olabilir. Şu an zaten arkadaşlar ticari piyasasında yani nam salmış bir araba Iveco Kadircan. Kesinlikle. Biliyorsun bugün şirketlerde iş yapan bütün arabaların hepsi Iveco. Tırlarıyla olsun. Yani tırları olsun, bu şekilde ticari amaçlı yapılan taşımacılık arabaları olsun. Genellikle bunlardan kullanılıyor zaten. Şunu da söyleyeceğim mesela. İçine geçtiğimiz zaman İç yakışıklılığıyla da diğer arabalara göre bir tık önde. Öncü dizaynı olsun, yakışıklılığı 4-6 arası. O zaman bir videosunu çekmek isterim çünkü aşırı güzel gözüküyor ya. Benim çok hoşuma gidiyor yani. Zaten karanlıkta da bir videosunu yapmadan olmaz arkadaşlar. Kesinlikle. Bu ışıkları bir açmadan bir video yapmayalım mı Kadir? Tabii ki açacağız. Samet şimdi de açabilirim istersen ama. Aküyü bitirir bitirir şimdi arkadaşlar, denizin ortasındayız, kalmayalım. Aracı gerek yok, macera aramaya gerek yok. Kesinlikle öyle, kesinlikle öyle. Ya Samet, en azından her şeye geçtim. Bu bir marka yarışı değil biliyorsun. Iveco, Skyna. Ali abim. Merhaba, çok şükür çekim yapıyoruz. Allah razı olsun. Ki bu bir marka yarışı değil. Yani bizim için markanın bir önemi yok. Araç güzel olsun yeter. Kadir, şu Iveco'nun şu duruşu 2006 modelinde de var. Şu duruştan hiçbir zaman vazgeçmiyor arkadaşlar bu Iveco. Sen yani, ne düşünüyorsun kardeşim? Ön gergin bakıştan diyorsan evet, o konuda katılabilirim. Fakat onun harici şunu söyleyebilirim ki 2011'den sonra yani 2012-2013 kasalarından sonra ön panjur sistemi değişiyor. Yani bu yüze geçiliyor ve bu yüzde ortalama 10 senedir kullanılıyor. Tutuluyor da ya, her sene çok satan bir araç. Ellerde kalmayan, dillerden düşmeyen, bak ısırtan diyeyim yani. İnsan bir bakınca dudağını ısırmıyor değil aracı. Zaten sinematikte de arkadaşlarımız her türlü ara geçişlerde aracın bütün detaylarını görecektir. Bu yazının altında olan süper yazısı. Arabanın kendisi orijinal. Arabanın kendi zaten süper arkadaşlar. Yani yazıyı boşuna koymasın oraya. Aslında Samet, normalde biz mesela çok yük taşımasaydık tampon projemiz olacaktı. Araç mesela şu an buraya sıfır olabilirdi. Yani yere yakın olsun diyorsun ama. Kesinlikle. Maalesef yere arkadaşlar yakın olsun ama. İş için olduğu için araba yani, o kadar keyfe keder gidemiyoruz. Yani şöyle bir şey söyleyeyim. Yere yakın olmasına emin ol Kurtuluş abi çok isterdi. Ama can yakardı abi. Biz pazarlara girişlerimizi biliyorsun Samet. Ve Kurtuluş abi de bir rally sürücüsü sayılır herhalde. Sana uçak versene, uçak kullanacak. Herhangi bir elinde belge olmasa bile. Direksiyona geçtiği zaman tamamen bağımsız şekilde kendini kontrol edemeyebiliyor yani. Kadir, bu Nardo ismini kim koydu bu arabaya? Nardo Dragon mesela ne anlama geliyor bu isim? Samet, Nardo konusuna gelecek olursak Nardo'dan benim de haberim yoktu yani, emin ol. Bu da Nardo Dragon yazıyordu araba geldiğinde. Ali Osman yapıştırmış. Galiba suya dayanıklı değilmiş. Yıkadıkça silecekler vesilesiyle çıktı. Nardo Dragon ne demek? Gri. Abi bir anlama geliyor artık. Google'e çevir. Arkadaşlar fazla uzatmadan sözü yan tarafa geçelim derim. Sizleri de meraklandırmayalım. Şöyle hemen yan tarafa geçiyoruz. Yan tarafı da bu şekilde bizleri karşılıyor. Kadircan, yan tarafta neler yaptınız? Bize biraz anlatır mısın kardeşim? Yani Samet, aracın orijinali bildiğim için şöyle rahat rahat konuşabilirim. Yandaki 1, 2, 3, 4, 5, 6, 6 adet yuvarlak sinyaller, ondan sonra 1, 2, 3, 4, 5, 6 kasa sinyali, hatlarda da ikişer tane,
Ya araç ışıldak be Samet. Ne anlatmamı istiyorsan. Gerçekten ışıldak gibi bir araç. Kasa olarak şunu söyleyebilirim. Kasada oynama yok. Çünkü neden? Kasa zaten sıfır geldi. İkinci el alınmış bir kasa değil. Kumla sakinleri de şöyle kameraman arkadaşım baksın bizi çekiyorlar. Çok teşekkür ediyorum. Samet, jant kapaklarını söyleyeceğim. Tamamen Ali Osman'ın kendi kafasında kurup da koyduğu bir jant. Öyle 50-100 lira bir jant değil. Ortalama 3000-4000 lira civarı para harcandı onda. Yandan söyleyeceklerim bu kadar. Kasa yüksekliği olarak tamamen ideal bir boyut. İçi olsun ev gibi. Yazın serin bir şekilde içinde bile kalabilirsin yani Samet çok kafan atarsa. Üstümüz başımızda toz toprak oldu arkadaşlar. Kumlada olduğumuz için Kadir, kum kenarındayız kumladayız. Yani. Su kenarındayız. Üstünde, kumdayız arkadaşlar ve sizin için sahil tarafına çektik aracı. Sevgili kameraman şöyle çevirir misin? Deniz gözüksün Samet. Samet misafirimiz geldi. Yellow Dragon. Hoşlanmadı. Kedi videomuz vardı ya, bayağı izlenmişti o kedi. Kesinlikle. Videomuz Instagram'da. 150 bin civarı bir izlenme aldı. Bu da geldi bir arabaya baktı gitti. Beğendi ama. Az önceki farları söylemiştim. Kayar ledler var altta. Kayar farlar. 2, 5, 7, 9, 12, 14, 17, 20. Matematik 22. Yetmiyor diyelim. Abi kaç tane lamba var bunda ya? Arkadaşlar bunu bu şekilde aslında anlatmak yanlış Kadir. Bunu gece çekimini yapacaktık biz. Ama sizler için gece videosunu da koyacağız ekrana. Arkada çok bir ekstramız yok. Çamurluklarda, teker paspaslarında lambalar devam ediyor. Aracın göz görsün görmesin. Her yerinde bir lambamız mevcut. Bu konudan yana. Üstlerde içeride de lambalar var bu arabada. Kasaya vuruyor. Yani içerideki malları daha güzel görüntü almanıza yani görmemize rahatlık sağlıyor. Bunlar hakkında yani bilmiyorum biliyor musun ama şunlar zorunluymuş Samet. Biz bunu kasayı aldığımız zaman Kurtuluş abi beğenmedi. Dedi ki ben bunları söktüreyim dedi Ali Osman'a. Abi dedi onlar zorunlu. Yani istersen onun bir farklı rengini koyarım ama bu zorunlu yani. Çünkü arkandan biliyorsun araç uzun. Normal bir sedan araca göre çok çok uzun. Koymak zorundasın yani. Şimdi de arabamızın içine geçelim. Evet. En önemli tarafına içinin konforuna bakalım. Evet arkadaşlar arabamızın içine geçtik. Gayet konforlu şık bir tasarım bizi karşılıyor arabanın içinde. Bu şekilde buralar sert plastik arkadaşlar. Yine aynı şekilde burada. Fazla bir premium tasarım zaten içinden beklemeyin arkadaşlar. Ticari bir araçtasınız. Unutmayın. Kesinlikle öyle ve kamyondayız yani Samet. Ticarisinden de geç. Biliyorsun ticariye benzer sedanlarımız da var ama kamyonun içindesin. 2 adet hoparlör. 2 adet de burada var. Belirtmek isterim 4 adet. İç dizaynında klima tabii ki mevcut. Yani kaçıncı sene kaç öyle söyleyeyim. Kontağı açtığımız zaman selamlama karşılıyor bizi. Sol, şöyle Samet elimle göstereceğim. Yakıt göstergesi, aracın motor sıcaklığı, hız göstergemiz. Duruma göre isterseniz hayalete de dönüşebiliyor bu arada onu da söyleyeyim Samet. Sağda devir göstergemiz. Dokunmatik ekranımızda zaten dönüş yaptığım zaman radyo, bluetooth, aux. Yani birçok şey kendinden kurulu, navigasyon her şey mevcut. Samet şu ızgaralar çok hoş olmamış mı sence de? Şöyle. Araca bir yakışıklılık katmış açıkçası. Şunu ilk bindiğinde aslında yani bizim aracımız kasalı biliyorsun. Garibime gitmişti yani biz arkada neye bakacağız açıkçası onu düşündüm. Ama kasalı olmayan araçlar için tabii ki de düşünülmüş. Biliyorsun ki burası cam. Aynalar elektrikli zaten. Ona söyleyecek bir şeyim yok. 2 adet camı kontrol edebiliyorsun. İsterdim ki bir kapı kilitleme bu tarafta olabilirmiş. Kayganlığını ayarlayabiliyorsun. Aslında en önemli şeyi söylemedik Kadir. Arkadaşlar arabamız otomatik vites. Hayvah biz bunu nasıl unuttuk ya. Arkadaşlar bunu videonun başında aslında da söyleyebilirdik. Aslında modifiye olarak biz yorumladığımız için arabanın teknik detaylarını unuttuk Kadir. Kamyon bu değil mi ya? Oldukça büyük bir kamyon. Takıyorum abi D'ye. Zaten giderken hiç hissetmiyorsun Samet. Hiç hissetmiyorsun. O atışı hissetmiyorsun bile. Çok rahatlıkla seyahat edebilirsin. Şöyle bakıyoruz da Kadir. Neyi söylemedik diye ben etrafa bakmak istiyorum. Şöyle torpido gözümüzü gösterelim. Arkadaşlar bu şekilde torpido gözümüz var. Derinliği bu şekilde. Kapatalım tekrardan. Burada neler var? Bu ne olarak kullanılmış Kadir? Küllük mü oluyor? Alta doğru zaten genişliyor. Şöyle telefonumuzu bir tık şöyle alalım. Küllük. Bu da sanırım bir içecek falan tutarken acaba şöyle durması için mi yapmışlar? Muhtemel ya da burada gösterildiği üzere
Dosya tarzı bilmem. Bunu çözemedim ben arkadaşlar. Bilmiyorum, bilen varsa. Bilen varsa yorumlarda belirsin. Arkadaşlar. Şurada bir tuş var Kadir. Kadir şöyle klasik olarak herhalde far ayarı. Bunlar evet, evet. Ne oluyor? Bunları bize açıklar mısın? Samet şöyle biliyorsun ki sistemimiz buradan ayarlanıyor. Buradan kontrol kolları koymuyor. Tabii buradan farları açıp kapatabiliyorsun. Oradan sistemle alakalı hareketlerimizi yapabiliyoruz. Hız sabitlemesi çok güzel bir şekilde çalışıyor. Geçen elim çarpmış çalışmaya başlamış. O kadar güzel. Buradan cruise kontrol dedikleri rahat bir şekilde kontrol edebiliyoruz. Şu da şehir modu oluyor. Direksiyon evet. Biraz yumuşuyor. Kesinlikle. Fabrika kullanım amacıyla. Fabrikayı çıkardığımızda Urabe demiş ki aracı Eko'da kullanın. Fakat Eko'da kullanımda biraz rampalarda yavaş kalabiliyor açıkçası. O yüzden ben Power'da daha çok hoşuma gidiyor yani serili olsun. O yüzden Power'da kullanım bir tık daha iyi gibime geliyor yani. Arkadaşlar arabayı biraz daha kurcalamaya devam ediyoruz. Açalım şöyle. Ayna burada yok. Ayna yok. Bulunmuyor. Öbürüne bakalım Kadir. Burada da yok. Zaten sürücü tarafına koyduklarını görmedim. Arabanın kendi ruhsatı aynı olsun. Yani sıkıntı da olmaz. Anlık ihtiyaçlara karşı aracın daha yeni kelepçesi bile duruyor Samet. Yani sökülmemiş. Sıfır kelepçesi bizde sökmeyelim dursun. Kurabi kesmesin bizi sonra. Ayna burada var zaten Kadir. Yani. Direko bize cevap versin. Kesinlikle. Ayna burada var yani. Ayna burada var kardeşim. İstediğin tarzda makyajını yap. Bak. Onun harici Kadircan, arabada gizli bölmeler var. Sanırım koltuğun altında bir gizli bölme var. Samet, koltuklar kalkabiliyor. Melikcan, şu kapıyı açsana. Elimde telefon var. Ben fazla hareket edemediğim için arkadaşlar. Arkadaşlar, şöyle gizli bölmeler var Kadir burada. Evet arkadaşlar, bu şekilde altında kitaplar da var. Tutacak yapmışlar zaten de. Şöyle. Bu şekilde kargo arabası mı oluyor Kadir? İstediğin yükü doldurabilirsin. Ya şöyle bir şey söyleyebilirim. Yani bizim kargo ile işimiz olmadığı için ama pazar işte gereçler olarak bozuk paralarımız, terazilerimiz, mini para kasalarımız ve değerli olarak zencefil kutularımız. Arkadaşlar bugün zencefil kutusu bizim için en değerli ürünlerden birisi yani onu kullanabiliriz. Budur yani ama çok geniş bir alan Samet. Oldukça geniş bir alan yani. Aracın bagajı da budur bence Samet yani. Kapatıyoruz arkadaşlar. Bastır. Arkadaşlar aracın içinden söyleyeceklerimiz bu kadar. Yani bir ticarette en büyük beklentiyi karşıladığını düşünüyorum açıkçası. Arkadaşlar videoda biliyorsun Kurtuluş abi biz senden ortalama 50 dakika önce sohbet edeceğiz senin hakkında. Tabii ki de seyirciler seni merak etmişler. Kim yapılır? Kim yapılır? Dedim ki aracın aslında mimarı Kurtuluş abi. Uğur abiyle beraber bir proje çıkardı ortaya. Aynen kardeşim. Biz zaten video başından beri söylüyordum. Planların fotoğrafında kasarlıcı ortamı gösteriyor. Yurtdurmamızın ünlü bir sözü var. Onu söyleyerek videoyu kapatacağız. Samet'i de yanıma alacağım videoyu kapatırken. Bu araç sence olmalı. Bence olmalı. Fazlasıyla olmalı. Samet senin de... Evet arkadaşlar selamünaleyküm. Son dakika bir giriş yaptık videomuza. Siz de mi abi? Abi nasılsın? Abi. Evet tabi kanka bitiriyor muyuz? Video başında söylemiştim. Yollar bulunduramadım. Yani Narzo'nun peşinde bir haftadır geziyorum. Yani Abi bugün çekelim. Sen gidiyor musun? Kurtuluş abinin programı da ben. Biliyorsunuz tamam. Kurtuluş'umla geldik arkadaşlar. Videomuzun da sonuna gelmiş bulunmaktayız. İşte benim aracımdan zaten bu kadar bir kadar Kurtuluş abimizin misafiriydik. Abi, biz de onların misafirini olacağız yani. Zaten kendisi çalışıyordu arkadaşlar. Normalde biz yerimizi alıyorduk da. İşinden alıkoyduk. İşinden yani. Alıkoyduk. Sadece Kurtuluş abiye sıkıntı yok. Free time diyoruz ona. Bir kere daha onaylı diyebiliriz. Onaylı.